Normal bir insan bir yılda kaç kere seyahat eder? Kaç kere tatile çıkar? Veya bir kişi iş için yılda kaç kere ülke veya şehir değiştirir? Hatta çıtayı biraz daha yukarı çekelim. Çoğu ülkenin başkanları bir yılda kaç kere seyahate çıkar? 30, 40, belki 60. Yani bu sayının 26 yaşında yani 1952 yılından beri Birleşik Krallığın kraliçesi olan 2. Elizabeth'ten daha az olduğu kesin. Kraliçe 2. Elizabeth kraliçe olduğundan beri birçok yere özellikle İngiltere dışındaki ülkelere gitmek için özel jet kullanıyordu. Kraliçe ilk olarak 1952 yılında babasının ölüm haberini aldığında yanına gitmek için British Airways yani İngiliz Hava Yolu'nun bir uçağını kullanmıştı. O zamandan beri tam 50 yıl boyunca İngiliz Hava Yolu'nun uçaklarını kullanmaya devam etmişti. Etmişti diyorum çünkü şu anda kendisi artık neredeyse 94 yaşında olduğu için yurt dışı seyahatlerine katılamıyor. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani eskisi kadar katılamıyor. Onun yerine bu ziyaret işlerini genellikle çocukları veya torunları hallediyor. Ve şöyle bir olağan dışı durum var ki kraliyet ailesindeki yani kraliçe 2. Elizabeth'e çok yakın akrabalığı bulunan kişiler, örneğin York Dükül Prens Andrew veya Prenses Anne gibi aile üyeleri mümkün olduğu zaman normal insanların kullandığı uçaklarla seyahat ediyor. İkinci Elizabeth'in özel uçağı ise şu anda ekranda gördüğünüz içi tamamen baştan yapılmış bir Airbus A330 uçağı. Kendisi kraliçe olduğu için her ne kadar özel jet kullansa da kraliyet ailesi üyelerine mümkün olduğunca halka açık uçaklarda uçmalarını söylüyor. Hatta onlara bir yıllık bütçe bile vermiş ve bu bütçeyi aşmamalarını söylemiş. Örneğin 2018 yılında Meghan Markle ile evlenen Prenseri 2017 yılında Fransa'nın Nice şehrine giderken İngiliz hava yolu uçağının ekonomi sınıfında görülmüştü. Kraliçe 2. Elizabeth birçok yerin kraliçesi. İngiltere İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler, Yeni Zelanda, Deniz Aşırı olarak Cebelitarık ve Bermuda diye uzayan bir yönetim alanı var. Yani bu da demek oluyor ki Kraliçenin bu ülkeleri ve daha çok bazı şehirleri yıl içerisinde gerekli sebeplerden dolayı ziyaret etmesi gerekiyor. Kraliçe 2. Elizabeth, çağının sonlarına doğru Kraliçe olduğundan beri büyük ihtimalle şu ana kadar tarihte en fazla ziyaret gerçekleştiren yöneticidir. 1976 yılında 50 yaşına geldiğinde tam olarak 43 farklı ülke gezmişti. Kendisi başta da dediğim gibi son zamanlarda ziyaret etmeyi oldukça azaltmış olsa da kraliyet treniyle ziyaretlerine hala devam ediyor. 23 Haziran 2015'te ise Almanya'yı ziyarete özel uçağıyla gitmişti. Uluslararası yani İngiltere'den başka bir ülkeyi ziyarete gittiği zaman gitmesi gereken birden fazla ev var. Kraliçe yeni yıla genellikle İngiltere'nin en konforlu evi olarak bilinen Sandringham evinde başlıyor. Şubat ayına kadar burada kaldıktan sonra Londra'daki Buckingham Sarayı'na geçiyor. Birkaç istisna dışında hiç bozmadan hafta içleri Buckingham Sarayı'nda kalırken Hafta sonları ise Windsor kalesinde kalmayı tercih ediyor. Bu olay böyle Haziran'a kadar devam ediyor. Haziran'ın ilk günü ise sadece bir haftalığına İskoçya'nın başkenti olan Edinburgh'daki Holyrood Sarayı'na geçiyor. Bir haftanın ardından Edinburgh'un yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Balmoral Kalesi'ne gidiyor. Ve burada yaklaşık 3 ay geçirdikten sonra Ağustos'un son günü Londra'daki Buckingham Sarayı'na geri dönüyor ve sadece bayram günleri Sandringham evine geri dönüyor. Onun dışında yılın sonuna kadar genellikle Londra'da kalıyor. Açıkçası neden bir yılda bu kadar çok dolaşıyor anlam veremedim. Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan neden ayrılır bir insan onu hiç anlamış değilim. Bir yılda bu kadar çok dolaşmak gerçekten çok fazla. Özellikle 93 yaşında biri için. Yani burada seyahat eden kişi sadece kraliçe değil. Yanındaki insanlar da onunla beraber geliyor ve bu seyahatlerin çoğu kraliyet treniyle gerçekleşiyor. Dışarıdan bu kadar gezmek her ne kadar güzel gelse de yolda birkaç kere durup insanlarla selamlaşma adeti var kraliçenin. Bu da seyahati ekstra bir zorlaştırıyor. Yılın büyük bir zamanını geçirdiği Buckingham Sarayı'na en yakın saray Windsor Sarayı. Londra'nın yaklaşık 35 km batısında bulunuyor. Kraliçe buraya normal bir insanın gittiği gibi arabayla gidiyor. Yani tek bir arabayla gidecek hali yok. Yanında birkaç tane koruma arabası oluyor tabii ki. İkinci en yakın konaklama yeri Sandringham evi ise Londra'nın yaklaşık 155 metre kuzey doğusunda kalıyor. Bu bölgedeki Kings Lane istasyonuna ise dediğim gibi kraliyet treniyle gidiyor. Garip şey ise kraliçenin bazen halka açık yani normal insanların da kullandığı tren ile Sandringham evine gidiyor oluşu. Evet bildiğiniz içinde halkın da olduğu şehirler arası tren ile yolculuk ediyor. Fakat tabii ki first class'ta yani birinci sınıf bölümünde oturuyor. Kraliçe Eskoçya'daki Holyrood Sarayı veya Balmoral Kalesi'ne gitmek için yine kraliyet trenini kullanıyor. Bu şekilde yolculuk etmek onun yolda uyuyup dinlenmesini sağlıyor ve bu tren sayesinde İskoçya'da farklı şehirleri ziyaret edebiliyor. Tüm Birleşik Krallığı'nın tren yolu sisteminin uzunluğunun yaklaşık 17.000 kilometre olduğunu belirteyim. Ülkemizdeki tren yolu uzunluğu ise yaklaşık 12.500 km'dir. Kraliçe birçok farklı ülkede kraliçe olarak anılır. Örneğin Avustralya, Kanada, Jamaika, Yeni Zelanda vesaire vesaire ve tabi ki de Birleşik Krallığın ana figürüdür. Bugünlerde her ne kadar yaptığı ziyaretlerin sayısını azaltmış olsa da geçtiğimiz 10 yıllarda oldukça fazla ziyaret yaptığını söyleyebiliriz. Ve bu yaptığı ziyaretlerin yolculuk kısmı biraz karmaşık. Kraliçe ya da genel olarak yönetici kurallara göre üzerinde reklam olan uçaklarda uçamaz. Yani işte Türk Hava Yolları veya Emirates gibi. Fakat bu kural kraliyet ailesindeki diğer üyeler için geçerli değil. Hatta bazıları Birleşik Krallığın neredeyse en ucuz biletini satan Ryanair havayolunu bile kullanıyor. Bu tarz havayolu şirketlerini kullanmak kraliçe için çok riskli gözüküyor ve kendisinin güvenliğini sağlamak için kurulan sistem çok karmaşık oluyor. Kraliçe diğer kraliyet üyelerinin normal uçaklarla seyahat etmesini istese de yine de bazı kurallar koymuş. Örneğin tahtın varisleri veya daha anlaşılır bir deyişle Birleşik Krallığında 2. Elizabeth'ten sonra tahta oturacak kişilerin beraber aynı uçakta seyahat etmesi kraliçe tarafından yasaklanmış durumda. Bu kuralı uygulamak aslında göründüğü kadar kolay değil. Örneğin Britanya tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın 3 çocuğu var ve bunlardan her biri de birer taht varisi. Bu Prens William bir yere ziyarete gittiği zaman kendisi ve 3 çocuğu ayrı ayrı uçaklarda seyahat etmek zorunda diye düşünüyorsunuz fakat kraliçe sadece Prens William için bir istisna yaparak bu kuralı çiğnemesine izin vermiş. Biraz önce dediğim gibi kurallara göre kraliçe üzerinde reklam alan havayolu şirketlerinin ait uçaklarda uçamaz. Fakat kendisine ait kayıtlı bir uçak yoktur. Kraliçenin kullandığı bu uçak Britanya hükümetine aittir. Önceden havada yakıt ikmali yapması için tasarlanmış bu uçak şimdilerde özellikle kraliçenin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için tekrar düzenlenmiştir. Ve resmi olarak kraliçenin üzerine kayıtlı olmasa da uçak kraliçenin hakkı olarak geçiyor. Evet biraz karmaşık. Kraliçenin uçağı kullanmadığı zamanlarda uçağın hakkı birinci tahtvarisi olan Prens Charles'a geçiyor. Eğer o da kullanmıyorsa o zaman ülkenin başbakanına geçiyor. Eğer o da kullanmazsa ülkenin diğer bakanları bu uçağı kullanıyor. Bu mantıklı gibi gözüken hiyerarşi 2017 yılında bazı sorunlara yol açmıştı. O sırada kraliyet uçağını Prens Charles kullandığı için o zamanki başbakan Theresa May charter uçuşu yani bireysel uçak koltuklarının aksine bütün bir uçağı kiralamak zorunda kalmıştı. Ülkenin diğer bakanları ise bu uçağı oldukça nadir kullanabiliyor. Uçak 2015'te tanıtıldığından beri kraliçe hiç Birleşik Krallığın dışına çıkmadığı için bu uçağı henüz kullanamadı. Kraliçe en son 2011 yılında Avustralya'ya gitmek için Avrupa'nın dışına çıktı. O zaman ise Theresa May'in yaptığı gibi İngiliz hava yolundan charter uçuşu yaparak Avustralya'ya gitmişti. Bu bu durumda ise hava yol şirketi uçağın içini tamamen yeniden tasarlayarak kraliçe ve prens Charles için özel bir süit hazırlıyor. Hatta uçağın kalktığı Londra'daki Heathrow Havalimanı sadece kraliçe ve ailesinin kullanabileceği özel bir bekleme salonu inşa etti. Kocaman bir uçağı kiralamanın ve bunu baştan tasarlamanın sonrasında bunu tekrar normal insanların kullanabileceği hale getirmenin tabii ki çok büyük bir ücreti var. Fakat İngiltere kraliçesini güvenli bir şekilde oraya götürüp Avustralya'nın kraliçesini tekrar güvenli bir şekilde İngiltere'ye getirebilmek bu ücrete değer.